Zaten söyleyecektim. Anmak isteriz. Yani ben kendim konuşacağım sırada. Buyurun. Onun için siz ön aldınız. Teşekkür ediyorum. Şimdi Türk siyaseti açısından ciddi bir, büyük bir kayıp bir kere. Önce bunu söyleyeyim. Ben kendisinin başbakanlık ve meclis başkanlığı dönemlerini bilmiyorum. O dönemde parlamentoda değildim. Hı hı. Ama daha sonra Anavatan Partisi'nden milletvekili seçildiğim dönemde bir dönem o da milletvekili olarak görev yaptı. Ve o vesileyle Merkez Karar Organı'nda da birlikte çalışma imkanı bulduk. Öncelikle şunu söylemek lazım. Hoşgörü deyince, tolerans deyince aklıma ilk gelen insanlardandır. Kendisine sert bir muamelede bulunan veya bir şekilde kendisine karşı bir, yani kötüleme demeyeyim ama böyle sert sözler sarf eden insanlara bile öylesine yumuşak, öylesine rahat bir konuşma stili vardı ki söylediğiniz şey anında söyleyeni mahcup duruma düşürecek şekilde bir ortam yaratırdı. Bu özelliği işte tabii ciddi bir siyaset birikimi vardı. Şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu Türkiye'de siyasetçi denilince genellikle böyle kıvrak, cevval, anında reaksiyon veren falan insanlar beklenir. Öyle bir özelliği yoktu. Yani sakin, dingin. Bunu söylemeliyim. Fakat Anadolu insanının ermişliği ve Anadolu insanının böyle derin felsefi bir bakışı vardır ya hayata, siyasete öyle bakan bir insan. O yönüyle beni çok etkilemiştir. Dediğim gibi parlamenter olarak yine siyasete döndüğü bir dönemdi veya siyasette olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla çok fazla bir aktivasyonuna şahit olmadım. Evet. Ama kendisiyle ikili ilişkilerimizde de bir gayet, gerçi sadece benimle alakalı değil, kendisini tanıyan ve birlikte siyaset yapan herkes gayet saygılı, gayet kendisine karşı, yani kendisinin beklemediği bir saygıyı gösterirlerdi, şey yaparlardı. Onu hatırlıyorum. Onun dışında siyasette de zaten siz muhtemelen belki söyleyeceksiniz. Başbakanlık adalet yanlış kalmadıysa ya. Adalet Bakanlığı, Meclis Başkanlığı. Ondan sonra Meclis Başkanlığı yaptı. Ve sonra da zannediyorum Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu. Yüksek İstişare Kurulu'nda görevler yaptı. Ve bu görevlerini yaptığı dönemde de etraftakilerin söylediği kadarıyla, yani o koltuklara oturan insanların çoğunda görülen üstünlük havası, benlik havası hiçbir zaman rahmetli de olmamış. Bu vesile anmış olalım. Evet. Bir kez daha rahmetle. Ertuğrul Bey.